Herkesin yakından takip ettiği altın ve döviz kuru yeni haftaya sakin başladı. Altının yukarı yönlü hareketleneceği tahmininde bulunan uzmanlar, dolar ve euro kurunun ise ülkemizde bir süre daha mevcut fiyatlar düzeyinde olacağını açıkladı. Altın ve döviz kurları alım satımında yeni haftaya dair değerlendirmeler yapan Saraf İhsan Gülderdi şöyle konuştu. Geçen hafta özellikle altının ons bölgesinde yukarı yönlü hareketler gözlendi. 1620 dolara kadar düşen ons 1680 dolara kadar çıktı. Bu da has fiyatında 980 liradan 1010 liraya kadar çıkmasına neden oldu. Özellikle Fed'in faiz artırımı bunda etkili oldu. Zaten aylar öncesinden faiz artırımı yapacağını sürekli söylüyordu. Geçen hafta pas geçmişti ama bu toplantıda 75 baz puan kadar arttıracağını söyledi. Bununla birlikte Türkiye'de de faizlerin aşağı yönlü hareketlerini görüyoruz. Büyük ihtimal politika faizini 10'a kadar düşürecek. Dolar 18.70 seviyesinden işlem görürken Euro 18.60 seviyesinden işlem görmekte. Parite 0.99'larda. Çeyrek altın şu anda 1660'larda işlem görmekte. 1008 liradan has altın, 9.75 liradan ise 20 kâr altın işlem görmekte. Özellikle ülkemizde döviz fiyatlarının buralarda tutulacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyatlamaları bu şekilde yapıyor. Altın fiyatlarında 1000 liranın altının alım fırsatı olduğunu öncesinde söylemiştik ama uzun vadede 1200'lü fiyatları göreceğiz demiştik. Bu da yavaş yavaş o rakamlara gideceğini tahmin ediyoruz. Bunlar tabii yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz. Dolarda değil de ons'ta yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Altın fiyatlarının yukarı yönlü sıçraması büyük ihtimal ons bölgesinde 2000 dolara kadar çıkmasıyla birlikte olacak. Bu hafta dünya üzerinde bir haber akışı gözlenmiyor. Dolar ve euroda bir hareket olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü dediğim gibi ülkemiz bu fiyatlarda, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız bu fiyatlarda tutulmasını istiyor. Ons bölgesinde de tekrardan 1700'lü rakamlara kadar çıkabileceği, bu da has altının aşağı yukarı 1030 liraya, çeyrek altında 1680 liraya çıkabilmesini tahmin ediyorum.